Türkiye yolculuğumuz başlasın kardeşlerim. Allah'ın izniyle Türkiye'ye saatler sonra uçağa binip gideceğiz. Giderken de sizler için hemen Türkiye gitmeden önce Türkiye giderken neler götürülmeli diye bir video hazırlamak istedim kardeşlerim. Siz görmüyorsunuz şu an ama benim önümde bulunan masanın üstü dolu. Şurada çaylar var. Buradan itibaren biraz sonra başlayacağız. Türkiye'ye giderken Türkiye'den istenilen, çok istenilen şeyleri buraya ben sıraladım. Kendi kafama göre alışverişimi yaptım. Her sene giderken de götürdüğüm malzemeleri de sizlerle paylaşmak istedim kardeşlerim. Sizler de eğer Türkiye'ye giderken bir şeyler götürmek istiyorsanız buradan da biraz fikir edinmiş olursunuz kardeşlerim. Yani Türkiye, buradaki olan şeyler Türkiye'de de var tabii ki. Artık eskisi gibi sarella, o kavanozların içindeki ekmeği sürülen çikolatalardan falan götürmüyoruz artık. Daha değişik şeyler var. Hem fiyatlar hakkında sizlere bilgi vereceğim. Hem de Türkiye'ye giderken neler götürülmeli artık diye bilgi vermek istedim. Benim aileme giderken yanımda götüreceğim şeyleri biraz önce masanın üzerine dizdim. Bunları sizinle paylaşacağım. Allah nasip ederse dediğim gibi siz bu videoyu izlerken belki ben uçakta uçuyor olacağım. Belki de siz bu videoyu izlerken ben Almanya'ya geri gelmiş olacağım kardeşlerim. Günlerden ayın 4'ü. 4 Ekim 2018'deyiz. Eğer ki video daha sonraki yıllarla da seyredilecek olursa tarih de veriyorum. 2018 Ekim yılının videosu bu. Fiyatları da ben size birazdan açıklayacağım. Ne aldığımı da göstereceğim kardeşim. Başlayalım bakalım. Ben Türkiye'ye giderken hediye olarak ne götürüyorum? Kardeşlerim, Türkiye'den genelde istenilen, benden gelirken getirmemi istenilen en büyük gıda maddesi şu görmüş olduğunuz çay. Çayın üzerine fiyatı da yazıyor. 1 kiloluk Alice çay 7 euroya aldık kardeşlerim. Bu aldığım dükkan bu çayı hep ucuza satıyor. Oradan aldım. Kaç paket almışız? 3, 5, 7, 8 paket çay almış. Oğlum 8 kilo çayı ne yapacağız? Çaycı dükkanı mı açacağız götürtüyorsunuz bize? Vay be. Bir 3 tanesini gelirken komşu istemiş. Annem gelin komşusu. Gelirken 3 kilo bize çay getirsin demişler. Parasını vereceğiz falan demişler. O yüzden 3 tane fazla aldım. Normalde giderken 4 kilo 5 kilo her zaman bu çaylardan götürüyorum. Marketlerde fiyatları değişebilir. Ben 1 kiloluk Alice çaya 7 euro para ödedim. Üzerinde de etiketi var kardeşlerim. Onun yanında annemden babam buraya geldiği zaman, almaya geldiği zaman en çok sevdikleri sucuk. Bu sucuk fiyatı da üzerinde yazıyor. 9 euro 99 sen. Bu sucuğun fiyatı 8.99'du. Son zamanlarda 1 euro kadar zam geldi. En ucuz bulduğum market 9.99. Bazı marketlerde 10 euro 50 sente kadar bunun fiyatı çıkıyor. 2 paket de ondan aldım. Giderken yanımda yengem için, abimin eşi için götürdüğüm Raffaello var. Bunu da bugün Penny'den aldım. Onun fiyatına da hemen bakıyorum. Raffaello 2.22 almışız Raffaello'nun bu paketini. 2 tane de Raffaello aldık. Bunun yanında giderken olmazsa olmaz Almanya'dan giderken götürmemiz gereken çikolatalar. Kardeşlerim bu çikolatalar Penny'de satılıyor. Hemen bakıyorum Penny'de. Aynen. Bu çikolatalar Penny'de satılıyor. Bu çikolatalardan 10 tane aldım. Bu çikolatanın fiyatı 69 sen. Penny'de veya başka marketlerde değişik çikolatalar var. En sevilen çikolata bu. Çünkü içinde çok her yerinde fındık var. Fındığı içinde bol olduğundan dolayı ben bunu tercih ediyorum. 100 gramlık bu çikolatanın fiyatı 69 sen. 10 tane de bundan almışız. Hediye bağımında hani hem de güzel böyle hediye şekline gözüken bir kutunun içinde olduğundan dolayı bu çikolatadan da aldık. Bunu da Penny'den aldık. Bu çikolatanın fiyatı ise 1 euro 59 sen. Bundan da 3 paket almışız kardeşlerim. Ya Ahmet kardeş, orada gözümüze takılan paralar var. Bu paralar nedir, neyin neşidir falan diye soracak olursanız Türkiye'den gelirken yanınızda her zaman Türk parasını Almanya'ya getirin. Almanya'dan Türkiye'ye giderken o Türk parasına ihtiyacınız oluyor. Yani bizim Türk liramıza ihtiyacımız oluyor. Neden? Havaalanında indiğiniz zaman euro bozdurmak zorunda kalıyorsunuz. Dışarıdaki döviz bürolarına göre, piyasaya göre havaalanında euroyu daha ucuz alıyorlar kardeşlerim. Oradan da ufak da bir kar etmiş olursunuz. Ben geçen sene gelirken yanımda unuttuğum para bunlar. Ben her zaman gelirken biraz para getiriyordum. Geri kalanlığı Türk parası, işte euroyu bozdurduğum zaman geri kalan Türk parayı anneme babama bırakıyordum harçlık yapsınlar diye. Bu sefer yanımda unutmuşum, getirmişim tahmini. Burada 2000 TL Türk parası var kardeşlerim. Şöyle Ulu Atatürk'ün resminin olduğu
vatan hainlerinin hiçbir zaman artık bu paraya dokunamayacağı bir para birimi Türk lirası kardeşlerim. Ben onu her zaman dediğim gibi Türkiye'den gelirken hiçbir zaman için unutmayın. 200, 300, 400 TL cebinize parayı bırakın. Seneye giderken çok yararı oluyor. Hatta arabayla bile giderken Türkiye'ye girdiğiniz zaman sınır kapısından girdikten sonra bu parayla da Türk paramızla da benzin alabilirsiniz, mazot alabilirsiniz kardeşlerim. Annemin çok sevdiği içinde 4 tane ekmek var. Küçük ekmek. Biz Almanya'da bunları broşin diyoruz. Bunlardan aldım. Bu 4 tane ekmeğin fiyatı da hemen onu da göstereyim. Hemen onu da bakayım. Revi. Heh, Revi'den alınmış. Bu 4 tane ekmek 69 sen. Bunlardan var. 3 paket bundan almışız. Bir de şöyle biraz daha değişiği var. Bu 6 tane var bunun içinde. Şöyle göstereyim. Bunun içinde 6 tane var. Bunun da 6'lı fiyatı 89 sen kardeşlerim. Bunları da gösterdik. Böyle koyalım. Dediğim gibi yanında değişik çikolatalar da var. Şöyle bir çikolata benim hanım almış. Kayından gitsin diye. Yine bu şekilde bir gofretli içinde çikolata var. Kokoslu. Bunu aldık. Bir de benim kendi kullandığım, benim her zaman kendi kullandığım, burada Almanya'da da kullandım. Bunların fiyatları düşüyor. Bunların fiyatları 88 sente kadar bazen Rossmann'da bulabiliyorsunuz kardeşlerim. Bazı marketlerde de fiyatları düşüyor bunların. Bunlar diş macunu, çok güzel diş macunu. Bunları kendim de kullanıyorum. Giderken hem kendim için aldım hem de Türkiye'ye 2-3 tane de yanımda götürdüğüm zaman orada bırakıyorum zaten. 88 sente geliyor bunların tanesi. Kardeşlerim, görmüş olduğunuz alışverişi ben Türkiye için yaptım. Neredeyse 8, 10, 15 kilo kadar burada gıda maddesi var. İsteyenler tabii isteğe bağlı. Almanya'dan Türkiye'ye giderken içki de götürebilir. Ben giderken götürmüyorum. Giderken zaten sigara götürmek artık mantıksızlık hiç iyi değil yani. Sigara Türkiye'de daha ucuza geliyor. Burada euroya vurduğumuz zaman daha pahalıya geliyor. O yüzden giderken sigara götürmüyoruz artık. Ben giderken bizimkilerin sevdiği çayı, sucuğu her zaman götürüyorum. Yanına da işte dediğim gibi çikolata, mukulata falan götürürseniz eliniz gittiğiniz zaman eliniz boş gitmemiş olursunuz. Yarım elma gönül alma derler ya, insanlar da akrabalarınızı bu şekilde sevindirmiş olursunuz kardeşlerim. Ama Türkiye'ye giderken benim gibi de ithal damat olarak da Almanya'ya geldiyseniz, yani evlenme yoluyla Almanya'ya geldiyseniz, ailenizde komple Türkiye'de yaşıyorsa, Türkiye'ye giderken onlara götüreceğiniz en büyük hediye ise onların torunlarıdır. Gel bakayım torun. Buraya. Merhaba. Çayı, sucuğu, çikolatayı geçtik. Bunlar geçici hediyeler. Bunları yiyorsunuz, içiyorsunuz, bitiyor. Götürdüğünüz zaman Allah razı olsun, kesene bereket, Allah çok versin diyorlar, geçiyorlar. Ama insan torununu, yeğenini, kuzenini gördüğü zaman daha bir mutlu oluyor. Annem babamın benden en büyük istediği hediye gelirken çocuklarımı da yanımda getirmekti. Allah nasip ederse belki siz bu videoyu izlerken biz Türkiye'deyiz. O da olabilir kardeşlerim. Allah nasip etmiştir inşallah. Anneme, aileme, torunlarını göstereceğim. Benim ayrılığımdan dolayı neredeyse 2 senedir, 2-2,5 senedir kendilerini görmüyorlar değil mi? 2,5 sene oldu. En son annemle babamı davetiye yolladım. Türkiye'den buraya getirttirdim, davet ettim. Benim yanımda kaldılar 2 ay kadar. O zaman 2,5 sene falan olmuştu. En son o zaman torunlarını gördüler. Şimdi Allah nasip ederse tekrar torunlarını görecekler. Önemli olan da bu. Çocuklarınızı giderken yanınıza götürmeyi ihmal etmeyin kardeşlerim. Oraya gittiğiniz zaman akrabalarını tanımış olurlar. Babaannesi olsun, anneannesi olsun, anneannesi olsun, yani dedesi olsun, ne olursa olsun, hangi akrabası olursa olsun gittiği zaman tanısın. Tanıştırın, kuzenleriyle tanışsınlar. Bu şekilde de sevgi bağlarını herkes ortaya koymuş olur kardeşlerim. Kimse kimseyi de unutmaz. Evet. Eklemek istediğin bir şey var mı Emran? Yok. Yok. Kardeşlerim, biz yine böyle bir videoyla karşınıza çıkmak istedik. Fiyatları da az uz gördünüz. Şuradaki masanın üzerindeki biraz önce göstermiş olduğum eşyaların maliyeti ortalama 100 euro. Ortalama. Ben tam toplamadım, etmedim. Önemli değil. Cebimizden 100 euro çıksın, 50 euro çıksın, 200 euro çıksın ama önemli olan dediğim gibi gönül almak. Eli boş gitmemek, insanları sevindirmek. Önemli olan bu. Bazı karaktersiz, şerefsiz, vatan hainliği yapan çakallar gibi değiliz biz. En azından giderken elimize
elimiz boş gitmiyoruz, insanları sevindiriyoruz. Ama böyle vatan hainliği yapanlar bile o bizim ülkemize giremeyecekler. Şu mutluluğu kendileri yaşayamayacaklar. Onlara da bu son sözlerim güzel bir kapak olsun kardeşlerim. Biz biraz sonra yola çıkacağız. Allah nasip ederse videolu ilerleyen videolarda da Türkiye'de buluşacağız sizlerle. Bize şimdiden hayırlı yolculuk. Ben Ahmet Ahmet kardeşiniz Emirhan oğlumla beraber sizleri her zamanki gibi Allah'a emanet ettik. Siz Allah'a emanet olun. Biz de ufak ufak bavulumuzu toplayalım, yolumuza çıkalım kardeşlerim. Bir dahaki videoda Almanya'da bir Türk kanalımda ara sıra Emirhan oğlum ile Kadir Baba da geliyor ara sıra. Onu da unutmayalım tabi. Buradan da Kadir Baba'ya selam söylemek istiyorum. Kapatmadan önce de bir abim var. Onun da selamını söyleyip videoma veda etmek istiyorum kardeşlerim. Barış Bey Dortmund'dan bildiriyor. Barış abime buradan Dortmund'a selamlarımı yolluyorum. Varsa Türkiye'den istediğiniz, Avrupa'da Almanya'da yaşayan kardeşlerim, Türkiye'nin özlemini çektiğiniz bir şey varsa gelirken sizler için getirebilirim. Bana yorum olarak da yazabilirsiniz kardeşlerim. Ben sizi tekrar Allah'a emanet ettim. Bir dahaki videomda Almanya'da bir Türk kanalında çakal ile değil, tokatçı ile değil, vatan haini ile değil, Türk oğlu Türk ile buluşmak umuduyla kardeşlerim. Allah'a ısmarladık.